Size daha önce ahi geleneğinden bahsetmiştim. 1200'lü yıllar Anadolu Selçuklu dönemi. Yer Anadolu. Anadolu'daki köylerin, bugünkü birçok köyün, hatta şehirlerin ahi geleneğiyle kurulduğundan bahsetmiştim. Ahi geleneği neydi? O coğrafyada yaşayan, önde gelen tüccarların, iş ve ticaret yapanların bölgedeki gençleri ahi dergahlarına, derneklerine vermesi, gençlerin ahlaklı, terbiyeli, usturuplu ve üsluplu yetiştirilmesiyle oluşturulan külliyeler ve dergahların sistemine ahi sistemi, ahi geleneği denirdi ki bu sayede de birçok külliye, birçok mescit, cami vesaire kurulurdu. Ve burada da, Kıbrıs'ta da aynı dönem 1200'lü yılların başı Lüzinyan dönemidir. Nasıl Anadolu topraklarında gençler alıp eğitiliyorlardı, yetiştiriliyorlardı ahlaklı, dengeli ve terazili bireyler olarak ve Allah inancıyla, dini bütünlükle yetiştiriliyorlardı. Nasıl ki Anadolu'da gençler, Kıbrıs'ta da Lüzinyan dönemi 1200'lerin başı, 1205 yılında işte bu manastır yapılıyor. İlk önce tabii ki Katolik manastır olarak yapılıyor Lüzinyan dönemi, Fransız dönemi. Ve arkasından burada gençler dini bütünlük içerisinde ahlaklı, terbiyeli ve kendini Allah'a, Tanrı'ya adamış gençler yetiştiriliyor burada. Nerede? Abia Le Pais, Barış Manastırı'nda. Balabais da deniliyor, Bella Pais de deniliyor. Fakat biz Türkler bugün Beylerbeyi diyoruz bu manastıra, bu çevreye. Ama tabii Abia Le Pais'in Balabais Manastırı olarak geçer. Ama köyün adı bugün Türkçeleştirilmiş haliyle Beylerbeyi. Peki ne alakası var diyeceksiniz ahilikle, manastırın ve keşişliğin ne alakası var? Şu alakası var efendim. Nasıl ki dedik ya, Anadolu'da bu ahiler bir dergah kurarlardı ve zamanla evlenirler, etrafa konaklar, evler yaparlar ve orası köy olurdu. İşte Beylerbeyi, Balabais köyü de böyle oluşmuştur. Burada manastırda kendini Tanrı'ya adamış birçok din adamının evlenmesiyle, biliyorsunuz Katolik'te, yani Ortodoks'ta, Ortodoksizm'de olduğu gibi işte papaz oldun evlenemezsin, öyle bir şey yok. Katolikler evleniyor ve zamanla bu manastırda yetiştirilen din adamları evlenip çevreye ev yapıyorlar ve Balabais Manastırı'nın çevresinde Balabais, Bella Pais ya da Beylerbeyi köyü oluşuyor. Aynı ahilik geleneğindeki gibi. Beylerbeyi'ni gezeceğiz. Hep yapmaya çalıştığım, bir gün mutlaka gelip detaylı bir şekilde anlatacağım dediğim Beylerbeyi'ne hoş geldiniz. Turistik bir yerdir bugün. Yine aynı köyde, Beylerbeyi köy değil aslında, kasaba. Bu kasabada, köyle kasaba karışımı bu yerde. Burada İngilizler, Fransızlar, Almanlar, yani Katolik, Hristiyan, Ortodoks, Müslüman karışık bir yaşam yaşarlar. Efendim hoş geldiniz. Eğer siz hazırsınız, bira bismillah diyelim ve başlasın bu mistik yolculuğumuz Balabais Manastırı'dan. Haydi bira bismillah. Ben öyle bir yerdeyim ki incirle dut ağacının kökten seviştiği, bir olduğu, tek olduğu, tek kök olduğu bir bahçede. Mari'den, Güney Kıbrıs'tan. Hoşçakal mı gitti teyze de Güney? Yani şimdi dur, sizinle de konuşacak daha, bekle. Yani Güney'den bir olup, bir iken iki olup da buraya gelmiş bir çiftle, çok eski bir çiftle, yaklaşık 50-60 yıldır evli olan bir çiftle güzel bir sohbetimiz olacak. Le Pais'i de
sık sık anlatacağım size. Manastır hemen arkada, zaten ondan da bahsedeceğiz. Bakalım ne konuşacağız. Hadi bakalım. Teyze, demeyecek ne hoşuna gitti de öyle güldü? İncir'i koydum. Yani incirle dudun sevişmesine bahsetti, hoşuna gitti. Ya. Yok. Aman ben bir şey konuşmam. Abi buna sorur. Dur şimdi, amcaya gelecek. Önce seni bir tanıyalım. Bakalım kimsin, nesin, kaç yıldır buradasın? Adın nedir? Elvan. Elvan. Soy isim? Ulusoğlu. Elvan Ulusoğlu. Elvan neyse, maşallah bileziklerin, küpelerin, zincirlerin taktın, kuşandın. Zenginsin galiba. Ya adam aldı bana hep. Adam aldı. Ya. Adam mı daha zenginse bir daha zengin? Yok, o tür zengin. Yani o kazandı. Ben nerede buldum? Şimdi babanın evindeyken zengin değil miydin? Vardı yani, ben elim vardı. Geri kalma, ben de zengindim de. Amcadan geri kalma çok. Ama bir şey daha duydum ben. Bu senin herif gelen İngiliz'i, giden Alman'ı öper de öyle gönderir. Öpüşür, nesnesi yapsın. Kıskanma. Öyle. Ne kıskanacağım? Mesela buruşuk İngiliz karılar gelir öper kendini öyle. Gel böyle öyle bazını sakayım kendini demek. İlenirim onları ben göreyim. Ha, senin herif de öper ama. Öper, öpüşür. Allah Allah. Amca senin adın nedir? Refet Ulusoğlu. Refet Ulusoğlu amcayı Bala Bayis'e gelip de, Beyler Bey'ine gelip de, yani Bayis Le Pays'e gelip de bilmeyen, tanımayan yok. Zaten ben bismillah şuraya indim. Dediler ki aa yolcu hoş geldin. Bak gel, buraların gülü var bir tane. Tanıştıralım seni hemen. Onunla bir röportaj yapasın. Yani Refet dayı buraların gülüymüş. Öyle dediler. Öyledir. Evet. Mehmet dayı sen kaç yaşındasın? 85 yaşına, 1926 doğumlu. Maşallah 85 yaşındasın. Kaç dil bilin? Hemen hemen 1-2-3 dil bilirim ama yok çok. Ama ben duydum ki gel seni öpeyim demek için 8 dil bilirmiş. Yok. Yani 12, hatta dediler ki 12 dilde, Çince, Japonca da dahil gel öpeyim demeyi bilir. Yok bilmem onları. Ha? Bilmem onları. Bilmem ben vallahi. Oradaki ahbaplarının yalancı. Bana dediler 12 dil, hatta 15 dilde gel öpeyim, gel görüşelim lafını bilir dediler bana. Bilmem. Deyze de diyor ki, dedim ki kıskanmaz mı? Aa ben ne kıskanayım gene ya dedi. Bak gene ister öpsün, ister sevsin dedi. Allah razı olsun. Öyle dedi. Şimdi, kaç senedir buradasın? 1976'dan beri. Evet. 1976'da sen bu yeri aldığında kahvecilik mi yapmaya başladın? Bu evi aldığım eski bir kahveydi ve ben daha sürdürürüm kahveciliğini ve bu yaşta şimdi yapamayken bildiğin yani, gibi. Sen aldığında bu yeri kahve miydi gene? Kahveydi. Ha. Güney'de ne iş yapardın? Güney'de Ederiye'de işledim. Ondan sonra hayvancılık yaptım. Kahvem vardı. Berberdim. Her işi yaptım. Berberlik, kahvecilik. Başka ne yaptı teyze? Bilmiyorum ben şimdi. Ne o konuşurken sen konuşurdun. Şimdi asker çavuşuymuş aynı zamanda. Bu arada ilginç bir şey var. Amca anlatırken, amca bir söylüyor, teyze üç söylüyor. Amca dört söylüyor, teyze beş söylüyor. Sonra diyor, teyze sen söyle. Başlıyor gülmeye. Yani mikrofon kendisinde değil ki, katiyen bir şey söylemiyor ama eşindeyken maşallah. Cevap hazır. Şimdi Refet dayı, bir de senin çığırtkanlığın var. Cazgırlık derler Osmanlıca'da buna. Osmanlıca'da cazgırlık ya da çığırtkanlık derler. Ben geldiğimde yani onu fark ettim. Böyle bir iki tane müşteri ya da hangi dinden, dilden, ulustan olursa olsun baştan bir şeyler söylemeye. Mesela diyelim ki Japonlar geçiyor buradan. Ya o Japon, çekik gözlerini anladın. Şimdi onlara diyeceksin ki, İşte bu var, şu var, bu var. Buyurun yiyin, için. Söyle bakayım. Japonca mı? Ama Japonca bilmem ki. Nasıl söyleyecek? İngilizce. Söyle bakalım bir müşterileri toplamak için bir şeyler. Ya etrafta insanlar var diye müşteri diller. Anladın. Ama isten ki gelsin senin kahvene otursunlar, paracıklarını alasın. Tabii. Nasıl tavlayacaksın onları? Ice cream, cold drink, lemonade. Bir şekilde bu kadar mı söyleyeceksin?
Megara Puli. Şimdi efendim Halil amca 30 yıldır burada esnaf. Hem dedim ya hem zanaatkar, hem sanatkar, hem üstad, hem de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama şöyle bir gerçek var. 2003'e kadar dedi bana, yani kapılar açılana kadar her şey yolundaydı. Bir şeyler satıyorduk, bir şeyler gösteriyorduk dedi. Nereye kadar? 2003 yılına kadar. 2003 yılında kapılar açıldıktan sonra güneyden gelen Rum ya da herhangi bir turist hello der ve geçer gider buradan dedi. Gerisini sen anlat Halil amca. Şimdi sana söylediğim gibi işte 74'e kadar, 2003'e kadar. 2003'e kadar bizde kendi gelen müşteriler vardı mesela, evet. Yolcular vardı. Bu insanlar bu yana gelirlerdi, bu yanda yatılar kalırlardı, bu yandan kaçarlardı. Evet. 2003'ten sonra yollar açıldıktan sonra şimdi bu insanlar İngiltere'de mesela bütün acenteleri bunlara der ki bütün uçak pileti, evet. Öğren yerleri, hepsi içinde bu kadar paraya ben sizi götürüp getireceğim. Bu adamlar alırlar, Larnaka'ya indirirler. Larnaka'dan da alırlar, otobüsünden buraya getirirler. İlk inerler oraya, Baldöke Mezarı var ya, oraya inerler. Orada ben kendim, ben çünkü lisanlarını da bilirim. Orada diyor ki işte bunlar hep bizim idi, mezarlı kendilerinin. Oradan galeye götürürler. Kaleden buraya getirirler. Buradan dediğim gibi size içeri girerler. Çıkarlar, su dahi içmezler. Çıkarlar oradan kahvenin yanından, git sorunları da istersen. Aynısını söylerler zaten. Oradan dönerler ve buradan ayrılırlar. Yani bu yanı bile gelmezler. Bazen işlerinden bazı sivrilir bu yanı gelir. Adamın önünde düdük, rehberin ya da kadınıza düdüğü çalar. Yabancı bizim gibi değil. Hemen döner. Yani alayım malayım yok. Yani bir nevi güneye getirdikleri turisti, koyun sürüsü gibi elinde çoban değneği getirir. Kafasına göre burada evirir, çevirir, döndürür. Bilet kesen yere git sor. Kahveye git sor. Benim söylediğim dışında bir şey söylerse ben kabul edeceğim. Vakti geldi, ıslık çalar, toplar götürür. Yarım saat etmezler. Yarım saatte gezdirir. Kahvenin yanından dönerler, aşağıda otobüs durakları. Oradan binerler, kaçarlar. Peki ne yapmak lazım? Çözüm nedir Halil amca? İşte ben sana söyledim, ilkten eğer kapıda deselerdi bu insanlar, şoför tamam, rehber bizden, bizim sigortamızda bu araba, bu otobüs, rehber bizim olarak diyecekti. Ve bu insanlar dediğim gibi sana harekattan, ben gözümden gördüm. Yani bir dakika orayı netleyelim, siz diyorsunuz ki kapıdan, Lokmacı'dan, Limlidi'den nereden girerse girsin bu güneyden gelecek turist, evet, başında Türk rehber olmalı diyor. Evet. Ve bu rehber mesela götürüp gezdirecek kendilerini, kendilerine söyleyecek. Yarım saat serbestsin izleyecek. Evet. Göresin sen bakalım. Buraya da oturur, oraya da oturur, buraya da gelir, oraya da gider. Yani yoksa böyle giderse hava, su... Ha git sor ya. Eğer benim söylediğim dışında bir şey varsa ben kabul edeceğim. Yani böyle giderse hava, su derler, karaya su. Karaya ni. Aynen öyle yani. Efendim, Balabayista, Beylerbeyi'nde
Dediler ki üç melek var. Onun üçü hiç ayrı durmazlar. Hep yanı yanındadırlar. Ayrı günleri duyar mı ben söylediğimi? Duyar herhalde. Şimdi teyzenin kulakları biraz ağır işittiği için teyzeyle de konuşurken biraz yüksek sesle konuşursam idare edin o kadarını da. Nasıl başlayalım? Teyze bu kimdir? Gelinim. Sever mi kendini? Çok. Ben duydum ki sevmen. Yok severim. Ha bu söyledi. Sevmez bunu da severim, bunu da severim. Gelinler sevilmez. Ha. Sevinir. Adım gene oğluma gelinler sevilmez. Ha. Beş tane gelinim var. Ha. Ha, hepsini de severim. Kaç tane demedik? Hepsini de severim. Kaç tane var Angoni? Beş tane. Beş tane. Evet. Oğlun yok mu hiç? Beş tane oğlu pardon, kızın yok mu hiç? Beş tane ana. Torununu mu sordu sana? Yok 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 yok. Kızın, kızın. Beş oğlun var. Kızın yok mu? Beş tane oğlan, iki tane kız. Üç taneydi. Bir tanesine araba bastı, rahmetlik oldu. Ha. 19 yaşında tarafımızda. İki kızım kaldı. Bu kızıdı. Kızımın evet. Kızıdı. Evet. Öteki... Bu teyze ile yeğenliğin nasıldır? Buradaki teyze ile yeğenliğin nasıldır? Kızım muhtardır. Bırak da. Yeğenliğin nedir bununla? Yeğenim nere bunda? Nereden yani? Nasıl yeğensiniz de? Söylesin yani ben de onu. Sen söyle teyze. Nasıl yeğensin? Kardeş evladı. Amcamın kızı. Ha. Benim babam da onun amcası. Evet. Esas hangi köylüsün sen? Tatlısulu. Tatlısu. Öbür ismi nedir Tatlısulu? Mari. Mari. Mari ne demek Mari? Aman. Çok dibine dar ekersiniz. Darı da ekeceğim, buğday da ekeceğim daha dur. Kafam bu hanımı da, gelinimi de, beni de al hepsimizden birer lese. Mari Rum tarafından ne demekmiş? Sen tercümanlık yapana teyze. Rum tarafına. Şu Rumca, Mari ne demekmiş? Tatlısu. Bir anlamı yok mu? Tatlısu. Mari. Bizim köyümüzde öyle söylenirdi. Mari. Aşağıda denizin önünde iş yeri de Vasiliko. Evet. Evet. Peki sen gençliğinde sana halayık kız derler miydi? Tercüme et bakayım. Aman duyacaklar bizi bütün dünya bizi deli yerine koyacaklar. Biz bize konuşuruk burada ne var? Biz bize konuşun bundan olur ondan ses çeker. Sen beni azaltmak istek. Yahu D'yi çekecek ya o kutusu açtı mı daha? Televizyonda bundan da alın sesimi. Kapalıdır kapalı açmadım daha. Oo. Ya. Öyle zaten. Açacağım da saçlarımı onaracağım da sonra açayım. Hani bak sen de onarılacaksın, ben de onarılacağım da sonra açacağım onu. Tamam. Bundan ha. Çok evvel gene yaptılar bize bunu da bilirim. Ha tecrübelisin yani. Bütün dünya gördü bizi. Yani bana diyorsun ki kandırmaya çalışma beni de ben eski artistlerdenim. Ha? Biz eski insanık, eski kafa. Kaç yaşındasın teyze sen? Bilmem doğdum doğalı yaşarım. Kaç yaşındadır kaynanan? 1930 doğumlu. 30 doğumlu. 1930 doğumluymuşum. Gördüm. Ben bilmem yaşımı gelinlerim bilir. 80'i geçtin yani. Yok canım 80'i. Yok geçtin. Yok yeş kızsın. Geçtin. Tamam kaç yaşındasın? Kaçıyor. Tamam bir dakika. Teyze. Alo. Ya kapıyı be. Ne kapatın kapıyı? Teyze. Teyze. Kaç yaşındasın? 80'i kabul etmen kaç yaşındasın? Bilmem. Yamaz. Bilmem. Yok. 1930 doğumluşum. Doğdum doğalı yaşarım. Ne vakitte kapalı yakıldı. O vakit yaşımı 90 yaşında. Onu daha yaşarsam 90'ı bularım. Başka bir şey istedim. Nasıl bir köydür bu Balabayız, bu Beylerbeyi? İyi bir köy mü? İnsanları nasıldır bu köyün? Ne? Bu köyün? Ha. Çok iyi. Ha. Hep güneyden aynı köyden geldiniz değil mi? Dağındık ora buram. Geldiğinizde bura hepiniz gencecik kıçcağız idiniz öyle taze. Ha anladın mı? Evet. Gadalaves.
Kadar evet. Bağlamayız'da, Beylerbeyi'nde, diğer Abi Alöpeyiz'de yazarken Bağlamayız'ın Beylerbeyi'nin gülü var dediler. Gülü bülbülü var dediler, bul dediler, illa onunla görüş, onunla görüşmesen olmaz dediler. Gele gele geldik şu büyük İngiliz konağının kapısına, bu konağın kapısına heykeli dikilesi bir amcayı bulduk. Evet, evet. En nihayet heykelini de dikecekler senin buraya. Dikecekler, bura. Dikecekler. Kaç senedir burada yaşayan bu mahallede? Ha, şimdik şeyde, bu hasar yağdı, şeyde, esir düştük. Miyeser'in şey oğlu, ne kadar var? Ne kadar var ben bunda, 30 sene? Bak ben buradayım, ben buradayım, orada biri yok. Ha, 30 sene? Dur. 30? 30 sene ben buradayım. Omorho'dan geldim bura, karıyla. Evet. Bu evleri aldım. Yani 30 sene önce buraya geldin, yerleştin. Nasıl bir yerdir bu Bağlamayız? İyi bir yerdir bu Beylerbeyi. Şimdi, güzel bir yerdir. Şimdi bu Bağlamayız güzel yerdir. İnsanı güzeldi ama tek bir camimiz yok. Bunu da söylemeden edemem. Mezarımız yok. Mezarlık yaptık biz. Bizi buradan, bak başlayacağım. Bizi buradan alıyorlar Ayorga'ya gitse. Adana'da mezarlık var mı? Türkiye'de, Ankara'da mezarlık var mı? Var. Ha. Onun için neçin buradan? Ben istiyorum. Peki ha. Ölülerinizi nereye defnedersiniz? Ayorgi'ye. Böyle nalet olsun böyle köve. İşte ne yapayım? Tamam. Caminiz yok dedin. Hayatında camiye gitti mi? Ya, camiye tatlı suda giderdik camiye. Kimisi şey derdi. Ya, böyle şey de. O şey derdi. Kaç senedir evlisin? Ben 19 yaşında hesapla. 19 yaşında nişan, ora bura nikah. Evet. Askerlik bitti. Evet. Şeyde Tatlısu'da. Kaç senedir evlisin? Yeşil. 30. Ha? 30. Var. En büyük evladın kaç yaşındadır? Ha? En büyük evladım yaramadan. Var o 30-35 tamam. Var. 30 ha. Yıldır evlisin. Ha. Evet. Deyze'den memnun mu? Ha ben. Ha. Bazı ben biri memnun değilim. Ciddi söylesem ben duyarsa değil. Atacak seni. Atarsa atsın. Ben öyle insanım. Hiçbir zaman. Ben biri yüzüne de söylerim, şeyine de söylerim. Ha. 4 tane çocuk veren var. 5 dakika yanıma oturmayan. Ha. Burası da bu bacanak. Japon olurlar. Ha böyle yapışılırlar. Ha böyle yapışılır. Onlar yanında kaçmıyor. Acaba ne için kaçar deyze senden? Karın ne için kaçar senden acaba? Benden korkarlar. Korkar. At geri al başka. Ha başka alacağım. Ha Esra'ya çıkıyorum. Çıkacağım. Ya çıkacağım Esra'ya. Ha, şimdi bırak oraya çıkma. Aha şimdi buradan ilan ver. Ama şeyden bahsetme şu evde bir tane karın vardır. Diyeceksin ki bekarım. Ha. Tamam. Bekarım ama Kıbrıs'ta sorarlar. Evlidir, 4 daha çocuğu var. Tutun gene onda. Ya da şey, nasıl bir kaç yaşında? Nasıl birini isten? Buraştan dellal edelim de ehali bilsin de. Şimdi ben kaç yaşında isterim? Mesela ben 65 yaşındayım. Ya 60'lık bir tane karı bana döllesin. Döllesin bana. Yani 60'tan aşağı ise mesela bir öyle 30'luk bir fulyacık gelse istemek. Onu daha isterim. 60'lığı bakırım onu alırım. Ya. Böyle 25'lik 30'luk bir fulyacık. Aynı. Alırım 25. Peki ne vaat ediyorsun ona? Mesela 25-30 yaşında 35 yaşında bir fulyaya diyorum ki gel evlenelim. Ama ne vaat ediyorsun? Ne veriyorsun? Söyle bakalım ne malın ne mülkün. Aşkımı veriyorum, malı veriyorum. Başka ne? Ne malı? Bab malı.
ya bak mal. Ya yani bir dakika. Mal derken yani mal mülk yani tarla, arsa, ev. Tarla bize vermediler burada. Gitti sonra. Ne tarla ne bir. Dur karı meselesini konuşuyorum. Şimdi gitmedi koçan meselesini. Tamam. Şimdi 25-30 yaş arası ya da 35-50 yaş arası bir karı arıyorum. Ama şunu da söyleyelim bir şaşırmasınlar da. Tamam. Guma gelecek olan. Nasıl guma? Guma. Yani karının üstüne ikinci karı gelecek. Gelsin ona yardımcı olsun. Onun tırnakları gitti, şeyleri gitti. Ben isterim bir bakıcı. Batal oldu yani. Batal oldu, ahrisi oldu. Makine kırıldı. Alamayık bir başka. Tarih bir adamışsın sen. Ben adam. Evet, öyle bir adam ki tarihe mal olmuş bak, bir arkadaşım onu çok öperim. Onu çok İstermişin bir heykelini diksinler. Nerece diksinler? Şu şekilde. Dur gel bura. Gel burada göster. Burada. Ne şekilde bir heykelini diksinler? Şey. Yani nasıl böyle mi duracaksın? Böyle mi nasıl? Böyle dik duracağım ve nasıl gavur tarafına böyle bu yan böyle şey. Hepsini alacak gavur tarafına böyle şu şekilde duracağım. Böyle şu şekilde. Nerede diksinler heykelini? Vallahi Osman Perçin'in aşağı dikeceği benim de şuraya diksinler. Yasak değilse öyle o çiçeklerin yanına. Korkulmaz. Böyle durur kana ya tuştan ya taştan yapılmaz. Yapılı. Benim oraya yapsınlar. Korkulacak bir insan değilim. Altına ne yazsınlar? Ha? Altına heykelinin altına ne yazsınlar? Altına heykeli. Vallahi. Yani dur şimdi. Yok. Dikecekler anladım. Böyle erkek. Ne yazsın altına? Kimdir bu? Nedir? Ha. Onun için altına yazsınlar. Bu adam Mehmet Berçin. Ha. Çok çekti. Kimden? Karıdan? Karıdan, sevgi, çocuklardan, şeylerden çok çekti. Ve buraya ister heykeli yapılsın. Heykeli, yapın be heykelimi. Buraya heykelim şu şekilde yapılsın. Bak. Dediler ki, bu Perçin dayı çok da güzel ve gazel oku. Tamam. Bir gazel oku bana öyle güzel, konyaksız kafayla. Tamam. Gazelinle bitirelim bu meseleyi. Bitirelim. Evet. Yef, buyursun. Ama hangi gazeli? Hangi ya Beytan Balgasın, hangisinden girersen işte. Söyle bir tane öyle bir cez de tamamdır. Kendim ettim, kendim buldum. Onu kabul etmem. Onu kabul etmem. Başka. Tamam. Ha. Bu dünyanın dört bucağı köhne bir meyhanedir. Aman dertliyim aman garip bir kuştu gönlümden atma garip bir kuş gönlümden ömrümden geçti gönlüm diş yoktu öyle bir yara düştüm ki öyle bir yaya düştüm ki diş yok diye. Hadi aman. Ya. ...1950'lerde 50'ye kadar Mari'dir köyün adı. Sonra Türkçeleştirilir. Tatlısı olur Mari'nin adı. Ve 1974 hadiselerinden sonra Türkler, Rumlar ayrılmaya başlayınca... ...Türkler bu tarafa, Rumlar o tarafa göç etmeye başlayınca... ...Muhtar Bey o zamanlar muhtardır. Ve der ki düşünür ya şimdi biz bu Mari'den çıkacağız çıkmasına da... ...her birimiz bir yere gideceğiz. Nihayette de öyle olur. Mari'den çıkan köylülerin bir kısmı Alayköy'e, bir kısmı Maraş'a, Güzelyurt'a, Paşaköy'e, oraya, buraya, adanın değişik yerlerine dağılır. Marililer, tatlı su köylüsü. Amca da der ki toparlamak lazım bunları. Neyse ilkin bugünkü Akatu'ya, yani bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarındaki tatlı suya yerleşirler. Kimler? Marililer. Ve oraya da Akatu'ya da kendi köylerinin adını verirler tatlı su diye. Fakat ne olursa orada olur. Bakarsınız ki Muhtar Bey olmuyor. Gene köylüleri bir arada tutamıyorsunuz.
başka bir çare kollamaya başladınız. Hop, Beylerbeyi meselesi. Nasıl oldu da tatlı sudan hepsini toparlayıp buraya getirmeyi başardınız? Şimdi güzel 74... İsminizi alayım önce ben. Özkan Tatlısulu. Evet. 74'te muhtardınız. 74'te tayinli muhtarıydım. Evet. 76'da seçimli muhtar olduk. Akatu'da da 2 sene belediye evet. başkanlığı yaptım. Fakat güzel bir futbol takımımız vardı. Bu oyun tarihlere de geçmiştir. Kıbrıs'ta en erken gol atan, ikinci saniyede gol atan takımım. Yani futbol sevgimizden dolayı köyü tekrar toparlamak, o futbolu kulübünü tekrar yaşatmak için. Şimdi Mari, güneydeki köyünüz Baf'ın bir köyüydü değil mi? Neyin? Limassol'un bir köyü. Larnaka kazasının son köyü. Limassol'a 14 mil, Larnaka'ya 24 mil. Hep Türk'tü bu köy. Sonra bu köyün ismini Türkçeleştirdiniz 1950'lerde. Tatlısu evet. koydunuz. Sonra 74 hadiseleri çıktı. Evet. Efendim herkes güneydeki Türkler kuzeye göç etmeye başladılar. Sizin Marili, Tatlısulu köylüler ilkin nereye yerleştiler? Kuzey Kıbrıs'ta. 74'te esirler çıkmaya başladığında bize Akatu'yu verdiler. Akatu'ya gittik. Bir parti güzel yurda gittik. Yani daha bugünkü, bugünkü Tatlısu. Bugünkü Tatlısu'ya gittiler. Kaçak yollardan gelenler bir grup güzel yurda gitti. Bir grup işte Paşaköy'de yahut o Karava'da Maraş'ta Maraş'a topyekün kafileyle gelenler yerleşti. Evet. Bu sefer kafileyle gelenler gene köylülerimiz büyük bir grup Tatlısu'ya yerleşti. Akatu'ya ona da ismimizi verdik. Bu sefer eski şaşalı Tatlısu'yu yaratmak için, gençliği bir arada toparlamak için, güzel futbol takımımızı idame ettirmek için zaten şehidimiz var da 3-4 tane sporcumuz şehit oldu. Köylüyü toparlamak için bu sefer aradık da aradık. Burasını uygun gördük. Çünkü burası da güneydeki Tatlısu gibi. Güneyde Tatlısu, Larnaka, Limassol ve Lefkoşa'ya 3 yolunun üzerindeydi. Aynı şekilde bu da Lefkoşa ve Girne'ye yakın olduğu için burayı tercih ettik. O zaman 412 tane Rum vardı burada. Peki bugünkü kuzeydeki Tatlısu yani Akatu sizi sığmaz mıydı da oradan kalkıp buraya geldiniz? Beylerbeyi'ne. Sığmaya sığar da o şimdi o zaman yollar bozuk. Herkes oraya korkuyordu. Bulduğumuz evlerde bulduğumuz mektuplarda köyde hiç genç yoktu. Yani Rum'un hep gençleri de köy haricinde ya da memleket haricindeydiler. Biz bunu da düşünerek gençliği toparlamak için, gençliği bir yerde tutmak için. Şehri de yakın bir köy burası. Şehri yakın olduğundan dolayı daha iyi tutulurdu. Bunu tercih ettik. O zaman 412 tane Rum vardı. Kolordu, bize yardım etti. Bilmem o zamanki... Yani bir dakika. 76'ya geldik artık. 1976'dayız ve hala daha burada Rum mu vardı? 112 tane Rum vardı. Eğer kaçmadılar biz, yani. Kaçamadılar. Eğer biz buraya gelmek için bastırmayaydık Kolordu'yu veyahut bizim devletimizi, bugün bu köyde Rum'la yaşamış olacaktı. Yani 1974-76 yılları arasında burada Rumlar normal yaşamına devam ediyordu. Öyle mi? Beylerbeyi'nde. Dışarı çıkamazlardı köy içerisinde. Evet. Barış yüzünün getirdiği ya şeyle geçiniyorlardı. Evet. Yani o şekilde. Biz zorlayınca bu sefer bunlar gitti. Yoksa bugün Karpaşa'da yahut o Karpaz'da, Konuşam'da evet. olduğu gibi Rumlar burada kalacaktı. Ve bugün bu buraya gelenlerin görecekleri bütün insanlar Rum olacaktı. Ve bütün bu nimetler de Rumlar faydalanacaktı. Biz bunu başardık. Hem onları yolladık hem biz köylümüzü gerçi toparlayamadık ama gene de bir şeyler yaptık. Peki 1976'da Rumlar buradan ayrıldılar. Siz geldiniz, buraya yerleştiniz. Şimdi siz buraya yerleştiğinizde köyün kaç, mesela köy kaç kişiydi yerleştiğiniz hani buraya, Tatlısu'ya? Kaç nüfus yerleştiniz Beylerbeyi'ne? Biz geldiğimizde okuldan buraya bu eski yani bu eski köy dediğimiz yer bize verildi. Geri kalan bazı evler Kolordu'ya, Ordu'ya verildi. Bazı evler zenginlere verildi. Biz zaten evleri işaretledik. Gelecek olanlar da Tatlısu'dan gelenler buraya bizi sığıyordu. Ona göre okuldan buraya biz buraya girdik. Aşağı yukarı
200 haneye yakın. 200 hane kaç kişi ortalama? 400? 600. 600 Türk 1976'da geldiniz, yerleştiniz. Peki bugün kaç Türk, kaç İngiliz ya da Fransız ya da Alman var köyde? Türkler çoğunlukta mı, azınlıkta mı bugün Beylerbeyi'nde? Yok, çoğunluktayken ya. Çünkü mesela bugün Hollandalılar var. Yapılan inşaatlarda Hollandalılar, onlar mevsimlik geliyor yazda. İngilizler var, bir ona ile vardı 74'ten evinde kalanlar. Onlar da öldüler. Sonradan satın alanlar var. Yani aşağı yukarı bir 50 hane deyim var onların. Begomiller var, o da bize bağlı. Onlar da Türklerdir. Yani kimler kimler? Begomil evleri. Yani şeyin, bulut oğullarının yapıp da sattığı şeyler. Peki şimdi amca, Muhtar Bey şöyle söyleyeyim size. Bundan 20 sene sonrasını, 30 sene sonrasını hayal edersek, hayal bu ya. Ne gelir aklınıza? 30 sene sonra burada sizce Türkler kalacak mı? Bulacaklar mı bir ev kalsınlar için? Yoksa böyle ev satmaya devam edersek sonumuz ne olacak? Ya bu iş durmuştur. Artık herkes satan sattı, alan aldı. Yani bundan sonra satma olmaz. Evet. Zaten olduğu gibi kalır. Daha da satanlar yani bayağı oldu değil mi? İngilizlere, Almanlara burada sizin köyünüzde bayağı. Oldu çünkü adam çocuğuna, evladına evlendirecek. Ev yok. Ne yapacak? Satıyor. Bu sefer iki tane apartman dairesi alıyor. Veyahut o kökten, temelden iki tane ev başla diyor. Mesela sen kendin inşaat yaptırırsan müteahhide vermeden 30 bin liraya yaptığın bir evi bu sefer müteahhide 60 bin liraya yapıyorum. Dolayısıyla herkes ekonomik duruma bakarak ona göre idare etti. Kalan ehaliye Muhtar Bey buradan akıl verin. Deyin ki ay insanlar, ay oğlum, ay kızım. Artık evlerinizi bu Beylerbeyi'nde satmayınız. Satmazlar. Oturunuz, kalınız. Bir tarihe bir not düşmüş olun. Tarihe de bir daha öğüt vermiş olun. De, eğer buradan söylersen bu cümleleri. Ay oğlum, ay kızım de, bir öğüt ver genlere. Şimdi kimse satmaz. Satmak da istemez. Eğer ihtiyacı varsa. Şimdi eğer sıkıya girerse. Evet. Ve başka çare yoktur. Mecburi satacak. Olsun, gene de eski bir muhtar olarak bu Mari köylüsünü buraya yerleştiren bir muhtar olarak gene de sen tarihe öğüt ver ki küpe kalsın kulaklarına kendine. Diyeceksin ki ay oğlum, ay kızım, sakın evinizi satmayınız Beylerbeyi'nde. Bak inadı godum. Beylerbeyi'nde satılmaz. Ay oğlum, ay oğlum, ay kızım. Bütün adada kimsenin Rum'a ya yabancıya mal satmaması taraftarıyım. Evet. Ne oldu? %37'yi bizimken bizim tarafta. Bugün bunu sata sata düşürdük yani %25'e.
Bialopais ya da Balavais ya da Belapais ya da bugünkü Türkçeleştirilmiş adıyla Beylerbeyi köyünü gezdik bugün. Programın başında söylemiştim. Bu köydeki manastırın çevresindeki kurulan evlerle oluşan bir köydü Beylerbeyi, Balabayız. Ahi geleneği de böyleydi Anadolu'da. Anadolu'daki birçok köyde ahi geleneğiyle kurulmuştu. Buradaki manastırın durumu da bir nevi Anadolu'daki ahi geleneğinin aynısıydı. Ve dolayısıyla Beylerbeyi köyü de burada Balabayız'da görevli keşiş ve papazların kurduğu bir köy. Neticede 1200'lü yıllardan bugüne koskocaman bir turistik belde oldu. Hala da beynelminel bir yaşam. Ve programın sonunda bir Londra mektubuyla kapatmak istiyorum programı bugün. Ki bu Londra mektubunu kimseler bana Londra'dan göndermiş değil. Bu mektubu kendim yazdım. Nasıl bir mektup bu mektup? Kıbrıs'tan birilerinin Londra'daki akrabalarına yazdığı bir mektup ki mektupta hal ve ahvalden, durumdan, sağdan, soldan, hısımdan, akrabadan, mevsimden, hasattan bahsediyor bu mektup. Durdum, oturdum, düşündüm. Dedim ki Kıbrıs'ta yaşayan ve İngiltere'de akrabası olan bir Kıbrıslı Türk neler yazar mektuba? Ve oturup şu mektubu yazdım. Mektup şu. Mektubuma başlarken yekten hepsinize de selam eder. Cenab-ı Hak'tan iyiliğinizi niyaz ederim. Ne yaparsınız ben? İyisiniz. Allah iyiliğinizi versin de tekayüt çıktı inan say salim dönesiniz Kıbrıs'a. Gen ablam ne yapar? İyidir. Yeğenler ne yaparlar? İyidirler. Öbürleri geldiydiler Kıbrıs'a. Sitiga yeğenler hem hava değseler. Bekledik bu sene siz de gelesiniz ama uyduramadınız galiba. Allah isterse seneye görüşürüm. Gelirseniz. Biz gelemeyik beğen. Tayyare pileti kesesin, valiz onarasın, onucuk bunucuk alasın hısım akrabaya, lüzum üç keçi satasın. Mesele o değil de gelemeyik. Zerim bilin ya, bizim ihtiyar eyden düştü kuvvattan. Azaları baktı yeni, kıbırdayamayor vücez tarağa. Neyse, siz ne yaparsınız, iyisiniz. Allah iyiliğinizi versin gayrık. Siz de bizi sual ederseniz, herkesler de iyidir. Gen ablam rahmeli, enişten bondigo ramadan, yeğenlerim emeteyle koçino durmuş haline pallar iyidirler. Allah iyilik versin. Duyduk tekayı çıkmış ramadan eniştem tren istasyonlarından hayırlısı hadi. Ben de zannettiydim becaiş oluyor başka yere. Meğerliyim yanlış bilirmişik. Yengiyle öğrendiydik ki tekayüt çıkacaymış idi. Tekayüt çıkıncaydık ne yapacak acaba? Dönecek bura köye Kıbrıs'a olsam onda kalacak. Onda gömülsün Tottenham mezarlığına ha? Neyse. Duyduk şu yeğenimiz Emet'e gebeymiş de ediyormuş 6. çocuğunu. Size de 13. Angoni geliyor hadi ha hayırlısı. Neyse. Biraz da köyümüzden söyleyeyim size. Bu sene iyi yağmur etti. Ovalar, buğdaylar, arpacıklar, kumpaylar ile biçilir gayrık bilin ya. Harman yerine gidemeyik gayrık, gitmeyik. Hatırlanmayın. Çocuğu kana hatırlar mısın harman zamanını harman yerinde yatır kakırdık. Çocuğu kan. Artık 3 günde kaldırırız zahreyi. Evvelden öyle miydi ya? Ha? Ezinir elenirdik ovaların içinde bütün gün aylar inan. Bugünkü gün hiç de zor değildir harman kaldırasın. Ah da ne günlerdi o eski Kıbrıs günlerimiz hatırlan beyin. Ha? Harman yerinde bodozdan savrulan saman kıynıklarının mavroşilo gibi kaşındırdığını hatırlar mı? Ha? Galem tarlalarında keklik kovcaladığımız günleri, babıtsa topral kana elimize batan tikenleri, ha? İncirin üstünde kaşındığımızı, öğlen sıcağında eşeği koşup dolabı döndürüp kuyudan çekilen gar bu sularıyla ikandığımız yazları hatırlar mı? Ha?
Babostan Bahçe'de gariflerde uyuklamaları, ikindi serinliğinde garpı sellim sefalarını, gece fanoz ışığında guru üzüm ayıklamaları, bazı gece molihye ayıklamaları, badem kırar kana gece vakti, kara feraceli nenemizin anlattığı meseleler, ha? Bunları hiç unutmadım beyen. Sen de hatırlar mısın? Ah beyen, hele bu bahar ayları, ha? Sen çok severdin çalayı, gavullayı, sarancinoyu. Nisan ayının sonu geldi. Arpalar buğdaylar sarardı. Çalalar gartlaştı. Ayreliler seyreldi. Göresin o keçicikleri her biri iki oğlak etti. Saldayım inan genleri, öyle saldayım inan genleri kalem nadasına yahut biçilmiş hasıllara göresin bayram ederler Allah için olsun. Öyle azgan atarayacıkları kavuşsunlar kalem tarlasına diye oğlacıkları atlarında seyirir. Ah beyin, bilirik köyden merak edersiniz. Ne var ne yok diye. Ne olsun be kardeş, ha? Goçino Seydenli'nin babası Çuban Emir Ali dayınızı hatırlarsınız. Ha? Yatalak oldu be ukare, vallahi. Dört ucundan gövürtü genli azarları eğdin. Ha? Bakar gene karısı Söğüde Baba, hem de dört başı mamur. Ey insan çıktı o Söğüde Baba. Bilin, gün aşırı da kızları atar euroyu bu yandan, erinip üşenmez beyen de ta gelirler şehirlerden bura kovada baksınlar Söğüde Baba'ya diye. Yardımcı olsunlar. Oğlu Seyid Ali hayırsız çıktı be insanlar. Ta alsın o üç dönüm iki evlek kuybaşı tarlayı köye gider gelir idi. Ne vakit ki koçan eti babası zeytinliği gene toz kesti buraçtan. Tuz unan buz. Ne geldi ne basar ne dahiş. O Emir Ali'nin hatmada o ki kız kardeşidir Seyid Ali'nin. İstedi geni bir oğlancık köyden ama senin Emir Ali vurdu ayağını yere, vurdu ayağını yere, yattığı yerden kodu inadı, vermez gıçazı. Komaz alsın sevdiği oğlancığı. O atma eridi, aktı be hukarem. Guru bastırma oldu ki vermediler sevdiği oğlancığa kendini diye. Ne yapsın be? Neyse. Dediydim sanki o Seyid Alicik de koçan etsin gene babası taki zeytinleri gelirdi eşi gelirdi köye. Ha, şimdi duz unan buz oldu dedim ya, kız kardeşleriyle de harp etti. O ki evleri kız kardeşlerine kuşan etti babaları, sanki de köyü alacak da sırtına götürsün o yani. İnsanoğlu beğen, namkordur ha öyle. Bir avuç toprağı satar anayı da kardeşi da babayı da en. Zaman, şimdiki zaman, hiç de bizim çocukluğumuzun zamanına benzemez beğen. Hatırlan beğen. Çocuğu kana ne derdi bize hukara nenem, vay be, rahmet istedi, Allah rahmet eylesin. Be çocuklar dedi bize, karanlık düşmeden lüzum evde olasınız. Ovadaysanız köye gelesiniz, karanlıkta goncolozlar kaçırır sizi derdi, hatırlar. Kavule, bak da neler geldi aklıma. Hemen dur bir de şey derdi. Ha, derdi, ne cehenneme giderseniz gidin. Topraktır bu, köyünüzü unutamazsınız, napsanız yeriniz çeker derdi. Hay be, harbi Allah rahmet eylesin. Ne insanıydı, elde avuçta ne varsa paylaşırdı be gavule. Ha? Ben köyümdeyim de fark etmedi ba, sahidir be nenemin söyledikleri. Uzaklara gidince, köyünden uzak olunca çeker köyün seni. Ve karanlıkta yalnız kaldı mı hiç? Karnınla konuştun mu? Ha? Karnınla konuştun. Gördün mü goncolozları? Sayıdır bu goncoloz meselesi be. Neyse yahu ben de ne söylerim. Neyse diyeceğim o ki çok gelen telefon faturalarına inat 50 kuruşluk mektuplar yazmaya devam edeceğim ben beyin. Ha? Allah öyle. Hadi bakı selam. Yeğenin Seyid Ali. Çok selam ederik herkeşlere. Londra'da tanıdık tanımadık. Herkese da neyse beyin, fena olur mu bu mektuplarla. Neyse hadi bay bay. Efendim işte buraya kadardı yolculuğumuz. Nereden aklıma geldi böyle bir Londra mektubu yazmak? Eskilerin duygularını ve düşüncelerini, 50 kuruşluk mektuplarla ne güzel cümleler kurulduğunu yazmak.
Nereden aklıma geldi bilmiyorum ama şimdi telefonlarda, internetlerde, internet aracılığıyla hiç kimse kimsenin hatrını bu kadar derinden sormuyor. Ha, yalan mı? Neyse. Hayattaysak ve yaşıyorsak tekrar görüşmek üzere. Unutmayın, hayat Anır Hamid'den kundağa, kundaktan kefene değin bir anlık süren anlık bir yolculuktur. Hayattaysak ve yaşıyorsak tekrar görüşmek üzere. Mektup kokulu duygularla hakkınızı helal edin. Haydi eyvallah. Belki gelmezsin bu ile, yolcu güle güle, yolcu güle güle. Sakın ha düşmeden dile, yolcu güle güle, yolcu güle güle, yolcu güle güle, güle 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 dost. Veren alacaktır canı, toprakta kalırdın hanı. Sakın ha unutma beni, yolcu güle güle, yolcu güle güle, yolcu güle güle, güle 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 dost.